bugün Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi'nde yöresel ve geleneksel lezzetleri de aynı zamanda keşfetmeye devam ediyoruz. Yemeğimizin adı ne peki Hayri abla? Söyleyelim, buradan da Gölbaşılı olanlar, diğer illerde olan Gölbaşılılar da bilir en azından. Yemeğimizin adı aslında ebemizde dedemizde kalma ismi peynirli hamur, kıymalı hamurdur bunun ismi. Bugün bu erişteyim. Hem kıymalı hem de peynirli yapacağız. Evet, İlk önce kıymalı çeşit yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Siz kıymayı önceden kavurdunuz. Şimdi diğer malzemeleri ekledik. Evet, önceden kavurduk. Böyle bunu iyice kavuracağız. Hamurumuzu da pişireceğiz. Üstüne bunları hepsini dökeceğiz. Siz bu erişteleri yaz aylarında hazırladınız, evet, değil mi? Evet, yazdan onu hazırlıyoruz. Şimdi. Evet. Yazdan onu çok yapıyoruz. Güzel, incecik şöyle göstereyim. Evet, kendi. Bu kıyma sosu zaten her şeyde kullanılır. Evet. Yani birçok patateste, melemende de ve soğan kullanırız yani. Soğan doğrarız, biber doğrarız böyle hani çeşit olsun, güzel olsun diye. Kıymamızı kavurduk, sıra geldi eriştelerimizi haşlamaya. Hayri abla şimdi onları kaynayan suyumuza ekleyecek. Ortalama kaç dakika kaynıyor? 10 dakika pişer herhalde yani. 10 dakika falan pişer. Eriştemiz çok güzel bak. Bol yumurtalı, bol sütlü. Buradan eriştemizin de reklamını yapmış olduk. Gerçekten evet. Çok güzel görünüyor ama ellerinize evet. Sağlık. Bayağı yumuşamış görünüyor. Bayağı döndü, bak bayağı döndü. Evet, rengi de döndü. Şimdi de mis gibi kokmaya başladı. Gerçekten. Eriştenin içerisindeki süt kokusu, yumurta. Süt, bence yumurta. Olabiliyor. Tabii ki. Kıymalısını yapacağız, ardından peynirlisini yapacağız. Oh, mis. Mis gibi koktu. Hem günlük hem de misafirlere yapılabilecek bir yemek gerçekten. Çok şölen güzel. Gibi. Biber salçası, domates salçası, su, yağ. Hem pratik hem de çok lezzetli hem de görünüşü çok güzel gerçekten. Evet. Bu da? Bu da kendi tereyağımız. İçerisinde toz biber var. Toz biber var. Boya biberi atarız içine renk versin diye. Kıymalı hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi renkler muhteşem. Önce kıymalıyı yaptık, sırada peynirli var. Bu peynirin bir özelliği var mı Hayri abla? Peynirde küp peynir dediğimiz bir peynir. Küp peyniri. Evet. Kışlık alıyoruz. Kıymalıda kullandığımız sustan kullanıyoruz. Evet. Gerçekten muhteşem görünüyor. Denemek isteyenler için çok pratik tarif. Şimdi yanımızda Aynur Hanım var. Hoşmerim'in malzemelerini sayarak başlıyoruz. Unumuzu, suyumuzla kaymağımızı katacağız. Şekerle bal daha sonra. Bunu zaten yediren kaymağı değil mi Aynur abla? Evet, kullanılmıyor. İstersen kaymak kullanmazsan sütle de yaparsın. Yağ, tereyağı atarsın içine. Kaynayınca un ilave edeceğiz ve tuz atacağız biraz. Ballı, mesela şekerli, yağlı. Güzel oldu muydu? Güzel olur bu. Evet. Yani her yerde yapılıyor ama işte evet. Herkes kendi dokunuşlarını... Ankara'mızda da seviyoruz yani. Topaklanmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Evet, evet, evet. Çılık olacak, çok katı olmayacak yani. Şimdi bunu bariyer güzel. Katı olursa yani boğazından inmez. Gördüğünüz bal doğal bir bal. Aynur ablalar kendileri üretimini gerçekleştiriyorlar Gölbaşı Tulumtaş'ta. Şimdi biz bir kısmını balla, bir kısmını da şekerle servis edeceğiz. Muhteşem görünüyor. Gördüğünüz gibi Tulumtaş'ta bir tarifimizin daha sonuna geldik. Diğer tariflerimize devam ediyoruz. Aynur Hanım bizim için madımağın yemeğini hazırlamış. Nasıl yapıldığını kendisinden öğreneceğiz. Tereyağında güzel soğanı, domatesi tekrar madımağını kavurup içine biraz iki kaşık da kaymak katıp suyuyla salçası bir de bulgurunu onu kaynatıp pişirip ondan sonra tekrar üzerine tereyağı, sarımsaklı yoğurt dökerek yenir. Madımak hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemektir. Denemek isteyenler özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazla tüketilir. Denemek isteyenleri, yiyenleri şimdiden afiyet olsun.
Emine abla, normalde tirit başka yerlerde etli yapılır ama siz burada kıyma kullanacaksınız. Etli de oluyor, kıyma da oluyor, soğanlısı oluyor. Tereyağı kullanıyoruz değil mi? Tereyağı, soyağı da olur. Şimdi unumuzun içerisine bir miktar su ekledik. Aynı zamanda burada da tereyağımız erimeye devam ediyor. Islattığımız çemen otunun da suyunu süzüyoruz acı olmaması için. Önce yumurtayı pişiriyoruz, sonra kıymayı. Bir daha kavuracağız, öyle mi Emine abla? Emine abla biberi de kendisi yapmış. Bahçesinin biberlerinden. Acı mı peki abla? Acılı var, acısı. Domates ve biber salçasının kokusu inanılmaz geliyor. Sarımsak var, kıyma var, yumurta var. Zahane olsun değil mi? Eskiden bu kıymanı ekerlermişti de hani, ebelerimiz, dedelerimiz. Emine abla, unu neden koyduk? Unu acı olmasın diye, sade olursa acı olur. Aha, tabii, kıyman acı. Tirit yemeğimizin sosunun biraz daha soğumasını beklerken yanımda gördüğünüz gibi küçük misafirlerim var. Kaç yaşındasın? 7. Peki en sevdiğin yemek hangisi? Sütlaç. Makarnayı seviyorum. Tatlı olarak sütlacı. Bir de domates çorbasını seviyorum. Evet, tiridimiz hazır. Kamera arkamız biraz kalabalık. Arada sesler de karışabilir. Emine abla, teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Muhteşem. Şimdi Ankara'ya has lezzetlerden olan Ankara tavanın nasıl yapıldığını Emine Hanım'dan öğreneceğiz. Etimiz kuzu eti galiba. Kuzu eti, evet. Ben birazcık şey yaptım, soteledim bunu. Böylelikle sizin sayenizde de evet, tüm Türkiye öğrenmiş olacak Ankara tavanın nasıl İnşallah. Bir yemek olduğunu. Güzel, lezzetli bir yemektir. Herkese tavsiye ederim yapıp yemelerini. Koyun eti sevmeyenler bunu dana etiyle de yapabilir. Yapabilirler. Tabii ki tavukla da yapabilirler, danayla da yapabilirler. Ama özelliği kuzu etiyle olması. Şehriyeleri de bir miktar kavuruyoruz. Evet, kavuralım, birbiriyle özleştirelim, lezzetlendirelim. Tarhana çorbasının nasıl yapıldığını bugün Meryem Hanım'dan öğreneceğiz. Topaklanmaması da çok önemli. Evet, kavurduğumuz zaman ve soğuk su kullandığımız zaman biz bir topaklanma yaşamıyoruz ve sürekli karıştırmak gerekiyor tabii ki. Biraz daha çevirdikten sonra önce soğuk suyu ekleyeceğim, daha sonra kıvamına göre sıcak su ekleyebiliyoruz. Un biraz daha su çekiyor, kıvamı artıyor. Bekledikçe de tabii kıvam oluyor. Çorbamız kaynadı, şu an hazır. Meryem Hanım, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hep beraber içelim, şifa olsun inşallah. Yanında Rahime teyze var. Bu gördüğünüz gözlemeleri kendisi yaptı. İkisinin hamurunda aynı yumuruyoruz. Ne var hamurunu yiyeceğiz? Sadece suyla tuz. Onları incece açıyoruz oklavayla, iyice yağlayıp koyuyoruz. Ondan sonra pişiriyoruz. Saçta pişiriyoruz, çölmek saçta, odun ateşinde. Peynirli olur, patlıcanlı olur, sade olur. Haside tatlısı aslında Ankara'nın birçok ilçesinde yapılır ama köfter ya da haside deniliyormuş ama burada genelde köfter deniliyor. Yine pekmezden, undan yapılan bir tatlı. 2 bardak pekmez, 2 bardak su, 3 kaşık un, 2 kaşık nişasta kaynatıyoruz. Böyle kıvamını alıyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çorbamızın içerisinde neler var? Yoğurt, aşurelik bulgur, buğday yani, un. Yumurta, yani çorba yaptık böyle. Üzerinde kırmızı biber, nane mi yaptık? Tereyağı yakıp erittik. Nevin ablamızın bizler için hazırladığı yoğurt çorbamız hazır. Yiyenlere, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tulum taşı özgü yaprak sarmamız da hazır. Vaktimiz kısıtlı olduğu için Rabia Hanım ve annesi önceden hazırlayıp bizim için buraya kadar getirdiler. Bahçemizde yetiştirdiğimiz asmaları ilk önce salamuraya koyarız. Daha sonra özel günlerde ya da canımız istediğinde çıkartırız. İlk önce bir suya koyarız, durularız. Daha sonrasında da iç harcını hazırlarız. Baharatlarımızı ekleriz. Daha sonrasında da parmak gibi sararız. Salçalı suyunu hazırlarız. Zeytinyağısını dökeriz. Ağrı ateşte, kısık ateşte pişiririz. Daha sonra da servis ederiz. Siz de annenizden öğrendiniz evet, bunu. Evet, annemden öğrendim. Ankara'mıza özgü, yöresel lezzetlerimizin belki de baş tacı, en başta gelen Ankara tavamız.
Aslan'la birlikte yine Ankara'nın yeme içme kültürü ve alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün Tulumtaş'tayız. Evet, Gölbaşımızdayız. Gölbaşımızda Anadolu'ya ilk kere Türklerin yerleştiği ve yaşamaya başladığı bölgelerimizden bir tanesi. Zaten beslenme kültürü bunu bize ispat ediyor. Neden? Aynı kültür devam etmiş. Şimdi çorbayı acaba aşçılar mı yaptı, hekimler mi diye bir soru sorulsa aslında ikisi beraber yaptı da diyebiliriz. Neden? Bir kere daha söylemiştik. Bizim Anadolu kültüründe tarhana en önemli çorbalarımızdan bir tanesi ve tarhananın esası işte tahıl, gıda, buğday ve buğdayın yoğurtla karıştırılması. Orada bir eksik olan bir şey vardı. A vitamini eksikti. A vitamini eksikliğini de nane dökerek, tarhana çorbasına nane dökerek tamamlıyoruz. Keza tarhananın başka bir lezzeti yoğurt çorbası. Burada yapılmış çok güzel bir yoğurt çorbası. O da onun bir başka versiyonu. Hayvancılık yapan insanlar için yaz sıcağında sütü korumak, muhafaza etmek ve beslenmede kullanmak çok zor. Süt çabucak biliyorsunuz ekşiyor ve yenilemez hale geliyor. O halde onu Anadolu insanı keşfetmiş. Ta ortasından günümüze sütünden hızla yoğurt yapmaya başlamış, peynir yapmaya başlamış, kurut yapmış ve onu kurutu istediği zaman çözündürerek ayran haline getirmeyi başarmış. Orta Asya Türk mutfağında olduğu gibi Osmanlı mutfağında da yoğurt ana karakter olarak hep devam ede gelmiş. Baharın gelmesiyle birlikte oluşan madımak kendi başına yendiği zaman lezzette bir eksiklik oluyor. Vitamin, enerji değeri, protein bakımından da onu zenginleştirmek gerekiyor. İşte ona yoğurdu katarak zenginleştiriyoruz. Peynirli hamur diye tarif ettiğimiz yemek gene ne var içinde? Hamur, tahıl ama üzerine peynir ilave edilerek beslenme değeri artırılmış. Bir başkasında da bunda da ne yapmış? Bu sefer kıyma ilave edilmiş. Yani biraz daha zenginleştirilmiş ve evde bulunan şeylere göre, maddelere göre kiminde süt var, kiminde kıyma var, et var, kiminde yoğurt var, kiminde kurut var. Yani yoğurt haline gelmiş sütü çalkalayan insanlar bundan tereyağını elde ediyorlar. Arka kalanını bir şekilde pişiriyorlar ve ondan kurut elde ediyorlar. Bunu kayıtlara geçiren Evliya Çelebi'dir. Belki tarifleri yok ama onların lezzetleri konusunda işte içine katılan bazı maddeler hakkında bilgiler var. Kayıtlarda o bilgiler var. Ama gelenek aynı gelenek. İnşallah bu geleneğimiz devam eder. Nesilden nesile aktarılır. Zaten amacımız bunların kayıt altına alınması, bu yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bugün programımızda sürpriz bir konuğumuz daha var. Kendisiyle çalışmaktan bizler çok keyif alırız. Zabıta Daire Başkanımız Sayın Mustafa Koç bizlerle birlikte. Aynı zamanda kendisi de Tulumtaşlı. Burada doğdum, büyüdüm. İşte bu yemeklerle büyüdüm. Hatta bunlardan bir kısmını da işte benim yengem, yeğenim falan yapmış. Ben bazen eşime de söylerim. Şu anamın usulüyle bir yemek yap da yiyelim diye. Çünkü o da bu köyün gelini olarak anamdan öğrendi. Mesela biz şu madımağı kadımalak deriz burada. Evet. Anamın en güzel yaptığı yemeklerden biriydi. Olağanüstü bir kültürel çalışma yapıyorsunuz. Hep aklımdaydı. Bunların arşivlere girmesi lazım. Bizim sebze yemeklerimizde, et yemeklerimizde, hamur işlerimizde güzeldir. Kirpi de yavrusunu pamuğun diye severmiş. Belki buralı olduğumuz için buranın lezzetlerine damağımız alışık. Ama Ankaralı olmaktan ve Tuluntaş'ın yemekleriyle büyümekten mutluyum. Bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.